Değerli izleyenler, şu anda yanımda Edincik Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yağcı var. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, kabul ettiğiniz için. Efendim bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgi, dostluk, barış ülkemiz için, beldemiz için, Bandırma için son derece önemli. Ne düşünüyorsunuz sevgi, dostluk, barış konusunda? Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü. Tabii biz göreve başlamadan evvel de bu sevgi, saygı ve kucaklamayı ön planda tutan bir insanız. Eğitimci olduğunuz için eğitimde bu üniter şeyi söyledi, her zaman söylüyorduk, derslerimizde de söylüyorduk. Tabii ben bölgem için kucaklaşmayı, birlikte olmayı, birlik içinde olmayı, sevgi ve saygı çerçevesinde herkesin kendi hak ve hürriyetine saygı duyan, birbiriyle kucaklaşabilen bölge halkıma, bölge beldeme, herkesi sevebilen insanlarla bu işin yürüyeceğini düşünüyorum. Ve biz bu göreve geldiğimizden beri de bu unsuru dikkate aldığımız için de her zaman başarılı olmaya çalıştık ve olduğumuzu da düşünüyorum. O bakımdan bölgeme Sevgililer Günü'nde özel bir şeyden, mutluluktan, özellikle mutlu haberler de vermek istiyorum. İşte bu dünkü aldığım bir şeyle ve mutluluk bir haberiyle Edincik'in tarihi evlerini restore ediyorum. O bakımdan Sayın Valime de bu konuda teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu hep beraber toplumla Balıkesir olarak yaşamak istiyorum. Bu yaşama sevgimi, işte bu sevgiyi unsurunu öne çıkardığımız için alıyorum. Özellikle sizlere, bugün hatırladığınız için sizlere de Bandırma Mahşeri'ne de teşekkür ediyorum. Teşekkürden ziyade herkesi kucaklıyorum. Sevgililer Günü'nün bölgemize, beldemize, halkımıza mutluluk getirmesini diliyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü olduğum başarı geliyor değil mi başkanım? Evet geliyor, saygı, sağ olun. Teşekkür çalışmasıyla, evet. Sayın Başkanım, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili olarak bize hangi şiir hazırladınız? Bir şiir hazırladınız herhalde. Onu sağ dinleyebilir miyiz sizden? Tabii efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgililer Günü'nde Sayın şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'in güzel bir dörtlüğünü sizlere sunmak istiyorum. Bu da bize onun sevgiye, saygıya ne kadar önem verdiğini belirtiyor. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüye benzer, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar diye bize sevgiden, kucaklaşmadan bahsettiği için de şairimize de sonsuz minnettarımız var. Teşekkür ederim efendim.